Evet sevgili arkadaşlar, logaritmanın bitirme sorularıyla beraberiz. Açıklamada da yazdığım gibi eğer logaritmaya çalıştım diyorsanız, sınava hazırım diyorsanız son olarak bu soruları çözüp sınava hazır olup olmadığımızdan emin olabiliriz. Burada yazılıda karşımıza çıkabilecek, AYT sınavında karşımıza çıkabilecek soru tarzlarından çözmeye çalışacağız beraber. Yalnız şöyle bir şey, soruların çözümünü dinlerken önce videoyu durdurup kendiniz çözmeyi denemenizi istiyorum. Ondan sonra videonun devamına bakıp sorunun nasıl çözüldüğünü görmenizi istiyorum. Şimdi ilk soruda fonksiyonun en geniş tanım kümesi diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Logaritmik bir fonksiyonun tanımlı olması için gerekli şartları biz biliyoruz. Artık sınava çalıştığımız için biliyoruz. Şöyleydi. Tabanın sıfırdan büyük olması lazım. Üssün sıfırdan büyük olması lazım. Ve tabanın 1'e eşit olmaması gerekiyor. 3 tane kuralımız vardı. Burada taban 5 olduğu için iki logaritmik ifadede de iki şart sağlıyor. Tabanlar sıfırdan büyük ve 1'e eşit değil. Biz bir şartı sağlayacağız. Üssün sıfırdan büyük olması şartını. X eksi 8 sıfırdan büyük olacaksa x 8'den büyüktür. Sonra x eksi 2 sıfırdan büyük olacaksa x 2'den büyüktür diyebiliriz. Şimdi x 8'den büyük, x 2'den büyük. O zaman ne olacak? 8 ile sonsuz aralığında diyebiliriz x için. Türünden soruları nispeten zorlandığımız sorular. Sınavda da muhtemelen karşımıza çıkacaktır. Şimdi logaritma 4 tabanında 25'i x olarak vermiş, 3 tabanında 2'yi y olarak vermiş ve 24 tabanında 15'in x ve y türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye bana sormuş. Şimdi bakıyorum. Şurada neler yapabiliriz? X için mesela logaritma 4 tabanında 25 eşittir x demiş. Burada şöyle bir güzellik yapalım kendimize. 4'ü 2'nin karesi, 25 de 5'inin karesi diye yazalım. Bu x'e eşitti. Sonra üsler birbirine bölünerek katsayı olarak başa atılıyordu biliyoruz. 2 bölü 2'den 1 gelecek. Yani x'in logaritma 2 tabanında 5 olduğunu bulurum. Şimdi logaritma 2 tabanında 5 x. Y logaritma 3 tabanında 2. Bize sorulan ifadeyi sormuş. Muhtemelen bize sorulan ifadede taban değiştirmemiz gerekecek. Burada hangi tabanı kullanmamız gerektiğini görmemiz lazım. Şimdi x neydi bulmuştuk? Logaritma 2 tabanında 5'ti. Y neydi? Logaritma 3 tabanında 2'ydi. Şimdi bunlar genelde ortak bir tabanda yazılır. Birazcık daha kolay olursa soru. Burada birazcık daha zor versiyonunda çözüyoruz. Şimdi x 2 tabanında, y 3 tabanında yazılmış. Peki hocam ben bu 24 tabanında 15'i hangi tabana çevireceğim? Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Biz bunları çarpalım. Çünkü çarpmada biliyoruz ki bu alttaki ile üstteki eşit olduğunda bunlar birbirini götürüyordu. Yani x çarpı y logaritma 3 tabanında 5 olur. Şimdi biz bunları çarptığımızda elimizde hangi taban kaldı? 3 tabanı. O zaman artık ben bu ifadeyi hangi tabanda değiştireceğimi biliyorum. Logaritma 24 tabanında 15. Bunu 3 tabanında taban değiştirme kuralı uyguluyoruz. 3 tabanında 15 bölü 3 tabanında 24 dedik. Şimdi bunları birazcık daha sade yazalım. 15, 5 çarpı 3 biliyoruz. Çarpma toplamaya dönüşüyordu. 3 tabanda 3 artı 3 tabanda 5 olacak. Bölü 3 tabanda 24'ü de 3 tabanda 3 artı 3 tabanda 8 şeklinde yazabilirim. Şimdi 3 tabanda 3'ün 1 olduğunu hepimiz biliyoruz. 3 tabanda 5'i de az önce bulduk. X çarpı Y. Aşağı geçelim. 3 tabanda 3 yine 1'e eşitti. 3 tabanda 8 de 8'i 2'nin küpü olarak yazacağız. Logaritma 3 tabanında 2'nin küpü. Şimdi yukarıda yapacak bir şey yok. Onu artık bulduk. Orayı aynen yazalım. 1 artı xy. Alt tarafta bu üstteki 3'ü başa atarsak katsayı olarak 1 artı 3 tane logaritma 3 tabanında 2 olur. Ben logaritma 3 tabanında 2 ifadesinin neye eşit olduğunu biliyorum. Bakıyorum y'ye eşit olduğunu biliyorum. Demek ki yukarısı 1 artı xy, alt tarafta 1 artı 3 tane y olur. Ve bizden istenen ifadeyi xy cinsinden bulmuş oluyoruz. A da y'dir ne oluyor? Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım taban değiştirirken. X ve y eğer aynı tabanda verilmişse, bu da 3 tabanda, bu da 3 tabanda verilmişse sorun yok. 24 tabanında 15'i hemen 3 tabanına çeviririz. Ama bunlar farklı tabandaysa o zaman bunları çarpıyoruz ve çarptıktan sonra elimizde hangi taban kaldıysa bizden istenen ifadeyi o tabana çeviriyoruz.
Yine güzel bir soru. 2 üzeri a artı üzeri b'ye eşit. A artı b bölü a eksi b işleminin sonucu aşağıdaki aralıkların hangisinde değer alır demiş. Şimdi 2 üzeri a eşittir 6 üzeri b. Biz bunu biliyoruz. Böyle a artı b gibi bir ifade elde edebilmek için hemen iki tarafı da 2 üzeri b ile çarpıyorum. 2 üzeri a artı b eşittir. Ya da şöyle yazalım. Ne yaptığımızı iyice görelim. Her iki tarafı da 2 üzeri b ile çarpıyoruz. 6 üzeri b çarpı 2 üzeri b. Şimdi burası 2 üzeri a artı b oldu. Eşittir. Burası da tabanlar çarpılır üstler eşit olduğu için 12 üzeri b oldu. Şimdi bakıyorum. Her iki tarafın iki tabanına logaritmasını alırsak a artı b'nin logaritma 2 tabanında 12 üzeri b olduğunu buluruz. Bu bir kenarda dursun. Şimdi a eksi b'yi aynı mantıkla elde etmeye çalışalım. 2 üzeri a 6 üzeri b'ye eşit. Eksi gelmesi için bu sefer iki tarafı da 2 üzeri b'ye bölüyorum. Üst tabanla eşit olduğunda üstleri çıkarıyorduk. 2 üzeri a eksi b eşittir. Üstler eşit olduğunda tabanları bölüyordum. 3 üzeri b'ymiş. Yine burada yaptığımız taktiği yapalım. İki tarafında iki tabanında logaritmasını alalım. A eksi b logaritma iki tabanında 3 üzeri b olur. Şimdi artık bizden istenen ifadeyi elde edebiliriz. A artı b bölü a eksi b demişti. A artı b'yi ne bulmuştum? Logaritma 2 tabanında 12 üzeri b. Logaritma 2 tabanında 12 üzeri. Biz bu b'nin katsayı olarak başa geleceğini bildiğimiz için direkt böyle atalım. Sonra a eksi b'yi ne bulmuştum? Logaritma 2 tabanında 3 üzeri b. Yine aynı şekilde b katsayı olarak buraya geliyor. B'ler sadeleşti. Ne kaldı elimizde? Logaritma 2 tabanında 12 bölü logaritma 2 tabanında 3. Biz biliyoruz ki bu 2 tabanında değişmiş hali ifadenin bunun taban değişmeden önceki hali nedir? Logaritma 3 tabanında 12'dir. Şimdi 3 tabanında 12'nin hangi aralıkta olduğunu bulacağız. Burada eğer 3 tabanında 9 gibi bir ifade olsaydı elimizde sonuç 2 çıkacaktı biliyoruz. Ama 3 tabanında 12 olduğu için 2'den birazcık daha büyük bir sayıymış. Yani 2 ve 3 arasında diyebiliriz. Olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum. 2x üzeri logaritma 5 tabanında x. Böyle üslü ifadeler gördüğümüzde sanki hemen şu özellik geliyor gibi aklımıza. A üzeri logaritma b tabanında c ne oluyordu? Bu en üstteki ile en alttaki yer değiştiriyordu. Yani c üzeri logaritma b tabanında a oluyordu. Veya şöyle bir şey yapabiliyorduk. A üzeri logaritma a tabanında b ifadesini düşünürsek bununla bu aynı olduğunda bunlar birbirini götürüyordu ve sadece b'ye eşit oluyordu. Şimdi muhtemelen bu özellikler işimize yarayacak. Burada şöyle bir şey yapalım. Şuradaki logaritma x tabanına 5 ifadesi hem 2'nin hem de x'in kuvveti olduğu için bunu ben 2 üzeri logaritma x tabanına 5 çarpı x üzeri logaritma x tabanında 5 diye yazabilirim. Artı diğerine de aynı şeyi yapalım. 5 üzeri logaritma x tabanında 2 çarpı x üzeri logaritma x tabanında 2 dedik. Ve bu neye eşit? 35'e. Şimdi az önce öğrendiğimiz kuralı uygulayabiliriz. Bu x ve logaritmanın tabanında x olduğu için bunlar birbirini götürüyor. Burada 5 kalacak. Bu ifade dursun. 2 üzeri logaritma x tabanında 5 çarpı bunun 5 olduğunu söylemiştik. Artı burada da ilk yazdığım kuralı kullanalım. Yani şu 5 ile 2'yi yer değiştirelim aynı ifadeyi elde edebilmek için. 2 üzeri logaritma x tabanında 5 olur. Çarpı yine bunlar eşit olduğu için birbirini götürecek. Orada da 2 kalacak. Eşitmiş 35'e. Şimdi burada 5 tane 2 üzeri log x tabanında 5 var. Burada da 2 tane 2 üzeri log x tabanında 5 var. Yani ben bunları toplarsam ne olacak? 7 tane 2 üzeri logaritma x tabanında 5 elde edeceğim. Bu da 35'e eşitmiş. Her iki tarafı 7'ye böldüm. 2 üzeri logaritma x tabanında 5'in 5 olduğunu buldum. Burada aslında şurada yaptığımız 5 ile 2'yi yer değiştirmektense burada 2 ile 5'i yer değiştirsek daha güzel gelecekmiş. Ama çok da sorun değil. Şurada 5 ve 2'yi yer değiştirirsem 5 üzeri logaritma x tabanında 2'nin 5'e eşit olduğunu bulurum. 5 üzeri 1 5'e eşitti malum. O zaman x tabanında 2 1'miş. Buradan x'in 2 olduğu sonucuna varabiliriz.
A tabanında x 12, B tabanında x 20, ABC tabanında x eşittir 6 demiş. C tabanında x'in değeri kaçtır? Şimdi burada tabanda bir A var, burada B var, burada da A çarpı B çarpı C var. Bu tabandaki bir nispeten karışık ifadeler çok işimize yaramaz. Bunları bizim üste almamız lazım. Burada da hemen şu özelliği hatırlıyoruz. Ben bu tabandaki A ve X'i yer değiştirdiğimde logaritma X tabanında A yazdığımda bunun çarpmaya göre tersini alıyordum. Yani bu 12 eşitse benim yazdığım ifade de 1 bölü 12 olur. Aynı şeyi bunlara da yapabiliriz. X tabanında B eşittir 1 bölü 20 ve X tabanında ABC eşittir 1 bölü 6. Bunlar dursun. Şimdi şurada çarpmanın ben toplamaya dönüştüğünü biliyordum. O yüzden bu ifadeyi şuraya alalım şöyle. Logaritma x tabanında a artı x tabanında b artı x tabanında c olduğunu biliyorum. Bu neye eşitmiş? 1 bölü 6'ya. X tabanında a'yı bulmuştuk 1 bölü 12. Sonra x tabanında b'yi bulmuştuk 1 bölü 20. Ve x tabanında c'nin değerine bakacağız. Eşittir 1 bölü 6. Burada bütün paydalardan kurtulalım diye hepsini ben ne ile çarpabilirim? Mesela 60 ile çarpabilirim. İki tarafı da 60 ile çarpıyoruz. Öyle düşünelim. Şimdi 60 ile bunu çarptım. 5 artı sonra buraya bakarsak 3 artı 60 tane logaritma x tabanında c eşittir 10 olur. Burada bir 8 var. Attık karşıya. Ne oldu? 2. 60 tane logaritma x tabanında c eşitmiş 2'ye. Her iki tarafı 60'a bölersem logaritma x tabanında c'nin 1 bölü 30 olduğunu bulurum. Biz bu x ile c'yi yer değiştirdiğimizde çarpmaya göre tersini aldığımızı biliyoruz. O zaman c tabanında x'in 30 olduğunu bulabilirim. Güzel bir eşitsizlik sorusu. Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Burada baktığımızda ln x ifadesi var iki tarafta da. Önce bir ln x parantezini alabiliriz. Ln x parantezinde 1 eksi ln x olur. Büyükmüş 0'dan. Şimdi eşitsizlikte şöyle bir şey yapmamız lazım. Bu eşitsizlik ifadesini çözmeye başlamadan önce logaritmik ifadeleri tanımlı yapmamız lazım. Çünkü en son göremeyebiliriz. Burada ln x'in tanımlı olabilmesi için x'in sıfırdan büyük olması gerekiyor. Aynı şekilde burada da ln x var. X sıfırdan büyük olduğunda bunlar tanımlı oluyor. Burayı hallettik. Şimdi ikinci kısma geçelim. Eşitsizliğimizi çözelim. Şimdi biz eşitsizliği nasıl çözüyorduk? Çarpanlarını ayırdıktan sonra her çarpanı sıfır eşitleyip kök buluyorduk. Sonra tablo yapacağız. Burayı ben sıfıra eşitlersem ln x eşittir sıfır olması için x'in 1 olması lazım. Buradan 1 gelir kök olarak. Burayı sıfıra eşitlersem ln x'in 1 olması lazım. Ln e'nin 1 olduğunu bildiğimiz için x de e olur. Yani iki tane kökümüz var. Bir tanesi 1, bir tanesi de e. Şöyle 1'e e yazabiliriz. Sağdan başlıyoruz işaret atmaya. Ne ile başlıyoruz? Bu artı bu eksi eksiyle başlıyoruz. Eksi artı eksi. Artı olan yerler lazım bize. Pozitif istemiş. 1 ile e arası diyebiliriz. Tanımlı yapmamız gerektiğini de unutmayalım. X'in sıfırdan büyük olduğunu kabul etmiştik. 1 ile e arasındaki sayılar zaten sıfırdan büyük olduğu için sorun yok. Olduğuna göre en küp değeri kaçtır? Yine denklemle ilgili çok çok güzel diyebileceğimiz bir soru. Burada özellikle videoyu durdurup kendiniz çözmeye çalışmanızı istiyorum. Logaritma 3n tabanında 144 eşitmiş n tabanında 16 köküçe en küp değeri kaçtır diye bize sormuş. Burada şöyle bir şey yapalım. Biz bunları a'ya eşitleyelim. Herhangi bir sayıya eşitleyelim. Ne olacak o zaman? 3n üzeri a, 3n üzeri a eşittir 144 olacak. Aynı şekilde en üzeri a da 16 köküçe olacak. Bunları biliyoruz. Şimdi şurada 3n üzeri a'yı ben 3 üzeri a çarpı n üzeri a diye yazabilirim. Bu neye eşit? 144'e. Sonra n üzeri a'nın 16 köküçe olduğunu biliyoruz. 3 üzeri a çarpı 16 köküç eşittir 144 dedik. Burada 144 ile 16'yı sadeleştirirsem burada 9 kalır. Yani 3 üzeri a 9 bölü köküç olur. Şimdi 9 3'ün karesi bu da 3 üzeri 1 bölü 2. Tabanla eşit olduğunda üstleri çıkarıyorduk. 3 üzeri 2 eksi 1 bölü 2'den ne yapacak? 3 bölü 2 yapacak. Demek ki A'nın 3 bölü 2 olduğunu bulduk.
O cepte. Şimdi buraya dönelim. En üzeri a, yani en üzeri 3 bölü 2 eşitmiş 16 kökçe. Ben bu en üzeri 3 bölü 2 ifadesindeki şu bölü 2'yi istemiyorum. O zaman ne yaparım? Her iki tarafın karesini alırım. Kareyi aldığımızda bunlar gidecek. En küpü bulmuş olacağız. En küpte ne yapacak? 16 köküçün karesi. Yani 16'nın karesi 256 çarpı köküçün karesi de 3. Bunları çarptığımızda sonucun 768 olduğunu buluruz. Logaritma 100 çarpı x küp eşittir 6,2 demiş ve x üzeri 20 sayısı kaç basamaklıdır diye sormuş. Muhtemelen bu kaç basamaklıdır sorusundan karşımıza gelecek. Şöyle düşünelim. Şurada bunlarda ne yapıyormuşuz onu bir görelim önce. Şuradaki ifadeyi önce birazcık sadeleştirelim. Genelde bunun sade hali verilir. Burada birazcık karıştırdık soruyu. Şimdi logaritma 100 çarpı x küp çarpma toplamaya dönüşüyordu malum. Logaritma 100 artı logaritma x küp şeklinde yazabiliriz. Bu 6,2 eşit. Bu 10 tabanında 100 olduğu için 110'un karesi malum 2'ye eşit. Orayı biliyoruz. Sonra bu 3 katsayı olarak başa geliyor. 3 tane log x eşittir 6,2. Attım 2'yi karşıya. 3 tane log x'in 4,2 olduğunu bulurum. Yani logaritma x dediğim şey 1,4'müş. Bulursun. Şimdi x üzeri 20 sayısı kaç basamaktır diyor. Bundan sonra hep aynı mantığı yapacağız. Bizden istediği ifade kaç basamaktır diye istediği ifadeyi hemen 10 tabanında yazacağım. Logaritma x üzeri 20. Benim bulmam gereken şey bu. Bu. Burada ne yapıyoruz? 20'nin katsayı olarak başa geldiğini biliyoruz. 20 çarpı logaritma x. Şimdi logaritma x'in 1,4 olduğunu bulmuştuk. 20 ile ben 1,4'ü çarparsam 2 çarpı 14'ten 28 çıkar sonuç. Şimdi burada tam sayı çıktı ama genelde bu tarz sorularda ne olur? Virgüllü bir şeyler çıkar. Bizi ilgilendiren sonucun tam kısmı. Şimdi burada tam kısım ne? 28. O zaman bir fazlası yani 29 basamaklı bir sayıymış diyoruz. Grafik sorusu da kesinlikle çıkar karşımıza. Logaritma 2 tabanında ax artı b ifadesinin grafiği şekildeki gibiymiş. Buna göre a artı b toplamı kaçtır demiş. Şimdi grafik sorularında nelere dikkat edeceğiz? Şurada görüyorsunuz bir düşey asimtotumuz var. Bu düşey asimtotumuz ne işe yarıyor? Logaritmadaki logaritmik ifadenin, logaritmik fonksiyonun daha doğrusu üssünü buradaki iki değerini yazdığımızda sıfır yapıyor. O zaman yukarıda x yerine 2 yazalım. 2a artı b'nin biz sıfır olduğunu biliyoruz. Bu asimtot bu işe yarıyor. O yüzden önemli. Sonra grafiğe bakalım. Başka geçtiği grafiğin geçtiği noktalar verilmiştir muhtemelen. Şurada x eksenini 7 bölü 2'de kestiğini görüyoruz. X eksenini kesmesi demek ne demek? Sonucun sıfır olması demek. Yani ben x yerine gidip burada 7 bölü 2 yazdığımda sonuç sıfır çıkıyor. Logaritma 2 tabanında kaç sıfıra eşitti? 1 sıfıra eşitti. Demek ki biz 7 bölü 2 yazdığımızda burada sonuç 1 oluyormuş. 7a bölü 2 artı b'nin 1 olduğunu bulduk. Şimdi yukarıyı eksiyle çarpıp ben bunları taraf tarafa toplarsam b'ler gider. 7a bölü 2'den 2a'yı çıkarırsam 3a bölü 2 eşittir 1 eksi 0'dan 1. Demek ki a'nın 2 bölü 3 olduğunu bulduk. Yerine yazalım b'yi de bulabilmek için. a 2 bölü 3 ise 4 bölü 3 artı b'nin 0 olması için b'nin eksi 4 bölü 3 olması lazım. A'yı b'yi buldum. Artık toplamlarını bulabilirim. A artı b 2 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten eksi 2 bölü 3 çıkar. Evet, çok çok güzel bir denklem sorusu. Son sorumuza da yakışır. Denklemin sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır demiş. Burada x üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir 10x diyor. Şimdi x üzeri logaritma 2 tabanında x eşitmiş 10x'e. Burada şunu yapıyorum. Şurada taban 2 olduğu için her iki tarafın 2 tabanında logaritmasını alıyorum. Logaritma 2 tabanında x üzeri logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 2 tabanında 10x dedik. Buradan sonra ne yapıyoruz? Bu katsayı olarak başa geliyordu. Yani logaritma 2 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında x oldu. Eşittir. Burada da çarpma toplamaya dönüşüyor biliyoruz. Logaritma 2 tabanında 10 artı logaritma 2 tabanında x. Şimdi güzel. Birazcık daha güzelleştirelim.
Sürekli bu iki tabanında x'i yazmamak için buna a diyelim. A çarpı a'dan burası a kare oldu. Eşittir. Ne oldu? Logaritma iki tabanında 10 artı a. Şimdi buradan hop şu üst tarafa geçelim. A kare eksi a eksi logaritma iki tabanında 10'un 0 olduğunu buluruz. Şimdi bu denklemi artık çözelim. Burada baktığımda normalde çarpanlarını ayırıp çözmeye çalışırız ikinci derecenin denklemi ama bu çarpanlarına ayrılır gibi durmuyor. O zaman şöyle yapalım. Bu denklemin köklerini bulmuş olalım. Mesela köklerinden bir tanesi a1 olsun, diğeri de a2 olsun. Ne yapacağız biz bu kökleri? A1 ile A2 lazım değil bize. X1 ile X2 lazım. Neye ben A demiştim? 2 tabanında X'e. Şimdi ben bunu gidip logaritma 2 tabanında X1'e eşitleyeceğim. Oradan birinci kökü bulacağım. Sonra A2'yi de logaritma 2 tabanında X2'ye eşitleyip oradan da ikinci kökü bulacağız. Şimdi X1 neye eşit o zaman? 2 üzeri A1'e. X1 2 üzeri A1'miş. X2 neye eşit aynı mantıkla? 2 üzeri A2'ye. X2 de 2 üzeri A2'ye eşit. Bana ne lazımdı? Kökler çarpımı. Kökler çarpımını bunları çarpalım. X1 çarpı X2 2 üzeri A1 artı A2 olur. A1 artı A2 ne hocam? Bu denklemin kökler toplamı. Bu denklemin kökler toplamı neydi? Eksi B bölü A'dan 1. Yani X1 çarpı X2'nin 2 üzeri 1'den 2'ye eşit olduğunu bulabiliriz.